Evet arkadaşlar, bugün yine sizlerle belki daha evvel bu konu işlenmiştir ama biliyorsunuz tevafuken zuhuratla genç yavrumuz burayı açtılar. Tekrarun ahsen ve levkâne 180 kabininden belki farklı bir şey anlayabiliriz ümidiyle müzakere edeceğiz bu mevzuyu inşallah. Cenab-ı Hak tesirini halk buyursun. Efendimizin ve saadatımızın ve hususen imamımız, sultanımızın ruhaniyetini bizlerden hoşnut eylesin. Himmetlerini üzerimize sayaban eylesin. Onların manevi bereketleriyle, irfanlarıyla, füyüzatlarıyla bizleri bereketlendirsin inşallah. Evet, imamımız buyuruyorlar ki, kulun karşılık gözetmeden Rabbine ibadet ve ubudiyeti makbuldur. Başlık bu. Bu da yine bir ayet-i kerime manası. Büyüklerin sözleri hep böyle. Ya Kur'an'dan, ya nübüvvet deryasından, efendim, İnciler sunarak mevzularını işlemişler. Evet. Kehf suresinde Cenab-ı Hak bu başlığa uygun bir emri şerifinde öyle buyuruyorlar. Sizden herhangi biriniz Allah'a rücu etmek istiyorsa, artık Allah'a dönmek istiyorsa, Allah için, Allah ile olmak istiyorsa, Rabbinin yakınlığını arzu ediyorsa, Rabbi ile bir dostluk, bir ülfet, bir muhabbet, marifet arzuluyorsa, o Allah'ın razı olacağı, hoşnut olacağı, beğeneceği, hayırlı işler, kaliteli işler, güzel işler, vasıflı işler yapsın. Hem dini için, hem dünyası için. Hep bunu söylüyoruz arkadaşlar. Amel-i salih, sadece namaz değil, sadece oruç değil. Yani uhraya bakan, uhrayı ilgilendiren ibadetler değil. Bir müminin dünyevi meşgaleleri de vasıflı olmak zorunda. Salih amelden biz bunu anlıyoruz. Müminin ticareti de, ziraati de, sanaati de, efendim, vasıflı olmalı. Vasıflı olması için ne gerekiyor? Bir, o iş Allah'ın rızasına uygun olmalı. O işin içinde haramı irtikab edecek bir yön bulunmamalı. İçinde şüpheli hiçbir şey olmamalı. Bir kul için acabaya kapı açmamalı. Rızaya uygun. Çünkü o senin manevi enerjini oluşturacak. Sen o enerjiyle sırat-ı müstakim dediğimiz o hidayet yolunda, o Allah'a giden yolda o enerjiyle seyredeceksin. Yani vasıtana tortulu, kirli, efendim, sulandırılmış bir benzin alsa onunla yolculuğunu tamamlayamazsın. Arabanın bütün aksamlarını bozar. Motorun bozulur. Diğer arabanın azaları nelerse o azalar
o bozuk yakıttan dolayı bozulur. İşte insanın dünyada kesbettiği şeyler, dünyada kazandığı şeyler Allah yolunda kullanacağı sermayedir o kişiye. O sermayen ile Cenab-ı Hakk'a ulaşacaksın. Geçmiş büyükler o kadar titiz davranmışlar ki biz öyle yapamayız. İstesek de yapamayız yani. Bizimki riyakarlığa gider. Ama onlar öyle titiz davranmışlar ki büyüklerimize o devrin sultanları, devrin sultanları hak dostlarının yanına gelip gidermiş eskiden, geçmişte. Şimdi masal gibi geliyor bunlar bize. Bunlar bize masal gibi geliyor. Tarih kitaplarını, efendim menakıb eserlerini açıp bakalım. Tebdili kıyafet yapıp büyüklerimizin kapısında günlerce bekledikleri olurmuş. Ziyarete geliyor. Diyor ki efendim bir şeyler getirecektim. İkram kabilinden getirdiğim şey umulur ki işinize el vermez, hoşunuza gitmez diye bir şey getiremedim. Ama bir miktar altın size ikram etmek istiyorum ki bununla siz bu mescidin, dergahın, medresenin, ihvanın ne tür ihtiyaçları varsa bunları tedarik edin ve bu fakire de dua buyurun. Çıkarıyor bir miktar veriyor. Mübarek buyuruyor ki kardeşim buraya temiz olmayan hiçbir şey giremez. Sen bu verdiğin, bu ikram ettiğin, bu paranın, bu altının temizliğinden emin misin? Tamam efendim. Peki, içinden bir lira alıyor. Buyuruyor ki bir ihvanına, kardeşim gidin bununla şuradan biraz yonca alın. Bir parça yonca alın, ot alın, getirin bakalım. Şaşırıyor sultan. Bir parça yonca getiriyorlar. Buyuruyor ki, affedersiniz haşa huzurunuzdan, ahırdaki hayvanlara götürün bir bakın ki bu yoncayı yiyorlar. Götürüyorlar. Hayvanlar yoncayı yemiyor, ayaklarının altına alıyorlar. Diyor kusura bakma kardeşim. Hayvanlar bile senin kazancının temizliğinden emin değil, onu yemiyorlar. Biz bunu kullanamayız. Allah'ı bulmak, Allah'a dönmek. He? Yani bu toplumun şimdi 20. asırda gerçekten sıkıntılarını bilebiliyor muyuz? İslam alemi karışıyor. Zahiren de sebep ne rızık? Tunus'ta, Libya'da, Cezayir'de, Fas'ta karışıklığın sebebi ne? Hayat pahalılığı, rızık. Aç kaldık diyorlar. Gıda fiyatları fahiş bir şekilde arttı. İsyan ediyorlar. Yahu bir düşünelim. Ekmeği böyle tavşan
Bizi de onun peşinde kazı yapan sebepler ne? Ekmek tavşan kaçıyor, rızık. Biz de kazı olmuşuz, peşine düşüyoruz. Bakın bütün dünya peşine düşmüş. Kovalıyor. Niye acaba böyle? Niye böyle? Hazreti Musa'nın ümmetine Cenab-ı Hak bıldırcın eti kudret helvası gönderiyordu. Bu ümmet Hazreti Muhammed'in ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Muhammed'in Allah yanında Hazreti Musa kadar kadri kıymeti, şerefi yok mu? Ve onun ümmeti Allah'ın yanında Yahudi milleti kadar şerefli değil mi? Düşünelim. Evet. Sıkıntıların temelinde ne var? Görüntü, tablo farklı görünebilir. Bunun temelinde yatan sebepler ne? Bakın hemen burnumuzun dibine kadar, Irak'a kadar geldi olaylar. Irak'ta da başlamışlar yürümeye. Efendim, Irak'ın şu şehrinde şu kadar kişi, bu şehrinde bu kadar kişi. Sınır tanımıyor bu hadiseler. Bu hadiseler sınır tanımıyor. Eğer Allah Azze ve Celle bir topluluğu, bir milleti, bir kavmi helak etmeyi murad ederse, mahvetmeyi, onların haklarından gelmeyi, onlardan intikam almayı murad ederse Mevla, bir şehri, kariyeyi, bölgeyi helakı dilerse, onların müreffehlerine, izzetlilerine, kodamanlarına, gravatlılarına emreder Cenab-ı Hak. İster onlardan. Neyi ister? İlahi hukuku. Allah'a verdikleri sözü. Ahd-i misak. Ben milli misak diyor. Tarihte var ya öyle bir ifade. Misak-ı milli. Rabbimizin de misak-ı millisi var. Ahitlerini, hudutlarını, hukukunu ister Allah onlardan. Devletlilerden, izzetlilerden Allah hukukunu ister. Ne ister? Adalet ister. Ne ister? İstikamet ister. Ne ister? Hidayet ister. Ne ister? Teslimiyet ister. Zalime direnç, mazluma şefkat ister. Gerçek kardeşlik ister. Cehaletin, gafletin, dalaletin izale edilmesini ister. Evet. İster. Başa dönersek, dünyevi işlerimizin de rızaya uygunluğunu ister. Helali gözetmeyi, zekatı, fıtrayı, tasadduku, infağı, yetimin, garibin,
kimsesizin hakkını gözetmeyi ister. İyiliği, ihsanı ister. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ. Adaletli olmanızı hak size emrediyor, buyuruyor Kur'an. Adaleti emrediyor. Hani şimdi argoda bir söz var ya, Sezar'ın hakkı Sezar'a. Bakın hep haklar Sezar'a ayrılıyor. Yanlış mı bu? İslam böyle bakmıyor meseleye. İslam karıncanın hakkı karıncaya diyor. Evet. İslam için Sezar olmanın bir önemi yok. Ama Allah'ın yanında karıncanın önemi var. Karıncanın hakkı karıncaya. Allah böyle bir adalet emrediyor. Bugün buna sözde eşitlik diyorlar. Eşitlik. Ya böyle bir eşitlik var mı, olur mu, bu ayrı. Bu tartışılacak bir konu. Müzakere edilmesi gereken bir konu. Şuna ama inanın, bugün Türkiye'de, dünyada eşitliği savunan insanlardan daha çok eşitliği bozan kimse yok. Bugün bu eşitliği kim savunuyorsa eşitsizliği yapan onlar. Eşitsizliği körükleyen onlar. Eşitlik. Bu konular çok metameli konular. Girdik mi çıkamayız bunlarda. Sonra sizler de biliyorum hemen beni yaftalayacaksınız. Seçim yakın. Hoca efendi propaganda yapıyor. Ben kendim yapıyorum. Propaganda değil. Ben daha evvel de size söylemiştim. Ben bir partinin mensubuyum. Bir partinin üyesiyim. Benim partimin genel başkanı Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Muhammed Aleyhisselam o partinin başkanı. O partinin bakanlar kurulu, idare kurulu Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Hasan, Hüseyin. O partinin seçmenleri ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ben böyle bir partiye mensubum. Bu partinin adı İslam. Ehl-i sünnet vel cemaat. Ve bu partinin iktidar olması için propaganda yapıyorum ben. Bu parti iktidar olsun diye. Bunun için uğraşıyorum. Bunu da kendime yaratılış gayem olarak görüp en tabii hak olarak görüyorum bunu. Bu partinin propagandasını yapmayı en tabii hak olarak kendimde görüyorum. Çünkü yaratılış gayem bu. Evet. Eğer sizler bu partinin üyesi olmazsanız, bu partinin seçmeni olmazsanız bütün varlığımla sizlerle dövüşmeye hazırım. Canımı da bu yola koymuşum. Bütün mücadelem
sizi, sizin gibileri bu partiye üye yapmak. Evet. Cenab-ı Hak bunu bize kolaylaştırsın. Bunun dışında hiçbir pırtıya, efendim, yani dünyalık rezaletlere, kepazeliklere Rabbim gözümü kapatsın. Gönlümü meylettirmesin. Gönlümüzü meylettirmesin inşallah. Bunun dışındaki bütün partiler, pırtılar, dünyevi teşkilatlar kerhen bakmamız gereken şeyler. İkrahla bakmamız gereken şeyler. Onun için bunu içimize sindirelim ve bizi böyle tanımaya çalışmanızı arzu ediyorum. Ki ben de rahat konuşabileyim. Böyle sizin bakışlarınızdan, anlayışlarınızdan endişe ederek bir yere varamayız. Bu hoca şunun adamı mı, bunun adamı mı? Allah bizi kendi adamı kılsın. Gayretimiz bu. Ricalullah buyuruyor Kur'an. Allah adamı olmamızı istiyor. Gayretimiz bu. Allah adamı olalım. Allah adamı olalım. Evet. Kimsenin adamı değiliz elhamdülillah. Rabbim kendi adamlarından kılsın. Onlardan saysın bizden. Evet arkadaşlar. Cenab-ı Hak o izzetlilere, devletlilere, şevketlilere hududunu, hukukunu korumayı, riayet etmeyi emreder. Şayet böyle olmazsa, bu emir yerine gelmezse, فَدَمَّرْنَاهَا تَدْم۪يرًا buyuruyor ayetin sonunda Mevla. Cenab-ı Hak onları alınlarının çatısından yakalar, başlarını ezer yere indirir. Yere indirir. Yuvarlak hesap 45 senelik saltanat Kaddafi'nin Mısır firavunları baş eğdiler. Bitti. Bitecek. Sıraya dizmiş Cenab-ı Hak. Ben isimlerini söylemek istemiyorum. Çirkinlerin isimlerini söylemekle onları methiyeden sayılır. Lazım değil. Alınlarının çatısından yakalıyor Cenab-ı Hak. Bizde de çöküş başlamış. Geriye sayım başlamış elhamdülillah. Evet. Bu gürültüler, bu ayak sesleri çok büyük bir hakikatin habercisi arkadaşlar. Neticeyi sabırla bekleyin ve Allah'a dua edin. Ya Rabbi görmeden ruhumuzu kabzetme diye Allah'a dua edelim. Çok ciddi bir doğum gerçekleşecek bu hadiselerin sonunda. Evet. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın adeta ruhaniyeti, mefkuresi, davası, nübüvvetinin hikmeti geri gelecek inşallah. Ümmetimin evveli ve ahiri mi hayırlı bilinmez buyurmuş. Nisan yağmuru gibidir. Evet. Evveli de hayırlıdır bu ümmetin, ahiri de hayırlı olacak inşallah. O hayrın ayak sesleri bunlar. O hayrın ayak sesleri. Daha önceden de söylüyorduk. Her yalan bir gerçeğin yalanıdır arkadaşlar. Gerçek olmazsa yalan olmaz. Evet, bir şeyin gerçeği olmazsa onun yalanı da olmaz. Her yalan
gerçeğin aslında hakikatin tasdikçisidir. Onun habercisidir. Bugüne kadar biz hep meselenin yalanlarını dinledik. Son dönemlerde o kadar bu iş basitleşmişti ki, sıradanlaşmıştı ki, televizyonda hangi kanalı açsanız karşınızda bir peygamber, bir Mehdi efendim dolduruyorlardı. Bu ayak sesleri gerçeklerinin geleceğini, gelişini haber veriyor. Bakalım ki bu fareler ne yapacaklar şimdi yani. Evet. Bu farklı bir mevzu. Biz konumuza dönelim. Ticaret dedik. Veya dünyevi işlerimiz amali salih olabilmesi için Allah'ın rızasına uygun olacak. Ki onunla biz hakka usul bulalım. Hakka sülük edelim. İki, yaptığımız iş mutlak yaşanmış, bilinen, meşru bir hakikate dayanmış olacak. Yani Cenab-ı Peygamber'in sünenat-ı seniyyesine, ahlak-ı hamidesine ters bir şey olmayacak, muhalif bir şey olmayacak. Yaptığın işin mutlak Muhammedi bir senedi, bir dayanağı, bir delili olacak. Evet. Üç, o yaptığın işten ne yapıyorsan, insanlık istifade edebilecek. İnsanlığa bir faiden, bir katkın olacak. Sadece kendin için yaşayamazsın. İnsan sosyal bir varlıktır. Senin yaptığın işten insanlık faydelenecek, istifade edecek. Ondan sonrası sana. Kazancı, karı, nimeti, külfeti, nesi varsa sana. Bu iş amali salihdir. Allah yanında makbul bir iştir. Ne yaparsan yap. Bu ticaret olabilir, ziraat olabilir, sanat olabilir, esnaflık olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Önemli değil. Buna dikkat etmek zorundayız. Bunun için işte Mevla buyuruyor ki Allah'a yaklaşmak istiyorsan sen, ona kavuşmak istiyorsan, dünya ve ahiret saadetini istiyorsan güzel işler yap. Bakışın güzel olsun, düşüncen güzel olsun, muamelen güzel olsun. Güzel iş yap. İşinde hile, işinde yalan, işinde aldatmaca, işinde ihtikar, işinde fahiş olmasın. Bu toplumda bunlar çokça önemsenmeyebilir ama sen müminsin. Sen inanıyorsun ki yarın alıp verdiğin nefesten dolayı dahi Allah'a hesap vereceksin. Ona diyor Allah. Hesabını veremeyeceğin bir yükün altına girme. Yarın seni huzurda mahcup edecek, mahkum edecek, müflis duruma düşürecek bir sorumluluğun altına, bir anlayışın içine girme. Müflis kimdir diye Cenab-ı Peygamber ashabına sorduğunda sallallahu aleyhi ve sellem
ticaretini batıran diyorlar. Mantık bu. Hayır buyuruyor Cenab-ı Peygamber. Ticaretini batıran, ümit olunur ki Allah ona burada bir daha fırsat verir, çalışır. Yeniden kazanır. Kaybettiklerini elde edebilir. Müflis odur ki iyi işleri var zannederek, ameli, ibadeti, taati, hizmeti var zannederek Allah'ın huzuruna geldiğinde orada muhasebe olunduğunda kârı borçlarına yetmeyen, elden baş başa hiçbir şeyi kalmayan kişi müflistir buyuruyor Cenab-ı Peygamber. Yaptığı kötülükleri iyiliklerini götürmüş. Halbuki Rabbimizin bize müjdelediği şey iyilikler kötülüğü götürürdü. Ayette öyle buyuruyor. İnnel hasenat yuhibbu'l seyyiat. Muhakkak ki haseneler, güzellikler, iyilikler kötülükleri götürür, siler. Ama biz o kadar kötülüklerde belki farkında olmadan ısrarcı olmuşuz ki, kötülükte o kadar ısrarcı olmuşuz ki bizim kötülüklerimiz iyiliklerimizi götürmüş. İşte müflis budur. Böyle bir iflas durumuna düşürmemeliyiz kendimizi. Buna dikkat etmeliyiz. Hayırlı işler yapsın Allah'ı isteyen. Allah'ın hoşnut olacağı işler yapsın. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا. O, Rabbi için yaptığı şeylere, rıza için, lika için yaptığı şeylere hiçbir şeyi karıştırmasın. Özde nefsini, varlık duygusunu, benliğini karıştırmasın. Özde dışarı çıktığında o amel, belirginleştiğinde, olgunlaştığında da dışarıdan bir şey karıştırmasın. Şirk sayılabilecek, şirke kapı açabilecek, riya, ucub, suma karıştırmasın. Ve amelini, ibadetini, hizmetini Allah'a karşı pazarlık aracı olarak sanki bir ticari metamış gibi kullanmasın. Muhabbete vesile olsun diye yapsın. Allah Resulü buyuruyor ya, hediyeleşin ki birbirinize sevginiz, muhabbetiniz artsın. Öyleyse kula en evvel lazım olan şey Allah'ın muhabbetidir. Allah'ın sevgisidir. Kul bütün ibadetlerini, taatlerini, hizmetlerini Allah'a hediye etmeli. Allah'a hediye etmeli. Satmamalı. Evet. Bakın, hemen sayfanın bu tarafında sanki bu konuya bir cevap olması için İmam Efendi Hazretleri ne buyuruyorlar? Allah'ı zikreden kullar üç kısımdır. Ehli ibadet, ehli taat üç kısımdır. Zikreder, ücret ister. Birinci kısmı bu. Allah'a ibadet eder ama sanki o ibadetlerinin karşılığını ister. Ücreti bu yani. Ücret, aklınıza hemen para gelmesin ya. Yapılan şeye bir karşılık gözlemek.
Halbuki o bize verdiklerine hiçbir karşılık gözledi mi? Gözlediğini düşünelim. Nasıl bir karşılık verebiliriz ki? Ve hangi birine karşılık verebiliriz? Elimizde, o da bize ait değil ya, bizim kabul edelim. Elimizde varımız, yoğumuz, bir canımız var. Bir can. Bunu neye karşılık verelim şimdi? Akla mı? Sihhate mi? İmana mı? Huzura mı? He? Neyin bedeli olarak bunu rehin verelim ya? Evet. Zikreder, ücret ister. Zikreder, ikinci sınıf, zikreder, huzur ister. Zikreder, üçüncü sınıf, fethi hucb ve sutur ister. Yani Allah ile arasındaki engellerin, perdelerin, maniaların kaldırılmasını ister. Bu son kısım, üçüncü kısım çok büyüktür buyuruyor Hazret. Hucb ki, o hicap ki, perde ki, engel ki ref olur, kaldırılır. Artık kul ile Rabbi arasında bir hail kalmaz. Bir engel, bir mani kalmaz. Ve artık olacak olur. Allahümme yessirlenâ buyuruyor İmam Efendi. Ya Rabbi bunu bize müyesser kıl. Bunu bize kolay kıl. Bunu bize lütuf buyur inşallah. Evet. Bir hadis-i şerif naklediyorlar. Sultan Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki hiçbir gün yoktur ki o gün Cenab-ı Hakk'ın ni'am-ı celil-i ilahisi sonsuz nimetleri, güzellikleri, ihsanları kulları üzerine yağmasın, inmesin. Hiçbir gün yok ki yani kullar mahrum kalsın, böyle bir şey yok. Fakat en büyük nimeti Allah-u Teala'nın bu nimetleri içinde en büyük nimeti kullarını kendisine ibadete, zikre, fikre tevfik buyurmasıdır diye Efendimiz buyurmuşlar. Allah için bir şeyler yapmaya Cenab-ı Hakk'ın bizi muvaffak buyurması en büyük nimeti var. Eğer bizi misal Rabbim akıl vererek kendisini tefekkür etmeye muvaffak kılmasaydı biz de diğer mahlukat gibi olduk. Bizi onlardan ayıran özellik mesuliyetimizin, mükellefiyetimizin temel sebeplerinden birisi akıl. Diğer mahluktan farklı olmaz. Akıl verdi ki bize tefekkür edelim, düşünelim. Allah'ın nimetlerini düşünelim, sıfatlarını düşünelim, fiillerini düşünelim, sanatlarını düşünelim. Arkadaşlar, düşünmek ayrı bir şey, hayal ayrı bir şey. Hayal biraz da imanın zafiyetinden gelir. Tefekkür imanı kuvvetlendirir. Hayal, nefsin halüsinasyonlarıdır. Mümin hayal kurmaz. Mümin gerçekten ayrılmaz. Mümin tefekkür eder. Evet. Bize gönül vermiş Cenab-ı Hak. Gönül. Onunla bizi zikirde muvaffak buluyormuş. Gönül olmasa biz zikredemez. Bize ihlas vermiş Cenab-ı Hak, samimiyet vermiş. Bunu sevmede bizleri muvaffak kılmış. Bunlar olmasaydı, sokma akıl yedi adım sürer derler. Böyle dışarıdan birilerinin bize anlatmasıyla
olmazdı bu işler yani. Lafla peynir gemisi yürümez der ya ecdadımız. Bu peynir gemisini böyle dışarıdan duyduklarımızla yürütemez. İçeriden bir şey kaynayacak, bir öz olacak. O sevgi bize namaz kıldırtıyor. O sevgi bize oruç tutturtuyor. O sevgi bugün bizi buraya toplamış. Olmasaydı. Evet. İşte Allah için yaptığı şeylere hiçbir şeyi karıştırmasın. Onun zikre layık olduğundan dolayı, ibadete layık olduğundan dolayı ona ibadet etsin, onu zikretsin. Bir örnek veriyor burada İmam Efendimiz. Kudüs-selahul Ali buyuruyor ki, kıyamet gününde Beni İsrail'den bir zat, İsrail kavminden, meşhur peygamberlerin ümmetlerinden bir zat, Ya Rabbi, ben bu kadar uzun bir ömür içerisinde, geçmiş ümmetler bayağı yaşıyorlardı, uzun bir ömür içerisinde sana şu kadar ibadet ve taatta muvaffak oldum. Seni zikrettim, fikrettim, hizmetlerde bulundum. Halbuki ümmeti Muhammed'in kısa ömürleri içerisinde yaptıkları ibadet ve taatlerine mukabil verdiğini bana vermiyorsun diye Allah-u Teala'ya arz edecek. Demek ki geçmiş peygamberler Muhammed ümmetinin aleyhissalatü vesselam dolayısıyla Hazreti Muhammed'in üstünlüğünü, şerefini, yüceliğini ümmetlerine anlatmışlar. Anlatmışlar. Bugün Yahudilerin ve Hristiyanların Müslümanlara olan kinleri, hasetleri, nefretlerinin temelinde bu da var. Geçmişlerinden gelen o kültürleri efendim dini metinlerinde bu özelliklerin bulunması onların Müslümanlara karşı nefretlerini arttırmış. Çünkü ne yaparlarsa yapsınlar Müslümanların kabına yetişemeyecekler. Evet. Bu kişi de bu İsrail'den olan zat da Cenab-ı Hakk'a karşı işte bu bilgi ile böyle bir niyazda bulunuyor. Muhammed'in ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem o kısa ömürleri içinde yaptıklarına karşılık alacakları şeyleri yani misal onların 3 günde kazanacağı bir şeyi diyelim anlaşılsın diye onların 3 günlük kazancını bana 30 senede 300 senede vermiyorsun ya Rabbi. Sitemde bulunuyor. Cenab-ı Hak da ona buyuracak ki evet öyledir ama bunun sebebi hikmeti şudur. Siz bize muhalefet ettiğinizde karşı çıktığımızda size hemen azab ile mukabele ederiz. Yaptığınızın karşılığını alırsınız. Cezanızı görürsünüz. Nitekim öyle olmuş. Yaşarken onlar cezalarını görmüşler. Geçmiş kavimlerin başlarına gelenleri tefsirlerde okuyoruz. Onun için siz bize azabımızdan korktuğunuz için ibadette bulunuyorsunuz. Biz size azap etmeyelim diye bize karşı kendinizi garantiye alıyorsunuz. Kendinizi sigortalıyorsunuz. Fakat ümmeti Muhammed'in günahlarına anında ve acilen azapla muamele edilmeyip ahir zaman ümmeti hemen ceza görmeyip onların mükafat ve mücazatını ahiret gününe kıyametten sonraya tehir ettiğimizden onlar bize muhabbeten ubudiyet ediyorlar.
ceza görmedikleri için bir korkuları, endişeleri yok. Yaptıkları şeyleri severek yapıyorlar. Allah'ı sevdikleri için yapıyorlar. İndi ilahiyemizde, bizim yanımızda bize muhabbetle ibadet edenle azap korkusu ile ibadet ve ubudiyette bulunan, kullukta bulunanın elbette mükafatı bir değildir. Biri korkudan yapıyor, biri sevgiden yapıyor. Bunlar elbette ki bir değil. Muhabbeten, sevgiden dolayı ubudiyet edenlerin ki elbette ki eftal, âlâ ve bize de sevimli, faziletlidir, yücedir ve bizim yanımızda da sevgilidir diye buyuracağım. Evet, kendi irade ve meyliyle, yani insan ihtiyarıyla, arzusuyla, isteğiyle şevken lillah, Allah aşkından dolayı, Allah'a duyduğu sevgiden dolayı hayren lillah, Allah'a duyduğu hayranlıktan dolayı kişinin salik-i rah-ı rıza olması kadar Allah yolunun bir saliki, bir dervişi, bir takipçisi olması kadar büyük bir nimet ve devlet olamaz. Bundan daha büyük bir nimet ve devlet olamaz. Ve bu Cenab-ı Rabbül Ekremi'nin azam ikramıdır. Bu Rabbimizin kullarına çok muazzam, çok yüce bir ikramıdır. Allahümme yessirlena. Yine sonunda böyle düşünüyor. Ya Rabbi bize bunu müyesser kıl. Amin, amin. Hürmeti Seyyidin Musa'nın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.